ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimlerin ülkemizin geleceği açısından ciddi riskler ve tehditler oluşturduğu ifade edilmektedir. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğinin ve istikrarının korunmasına önem verdiği belirtilerek Irak ve Suriye'de PKK, PYD ve DAEŞ'in varlığının devam etmesinin, etnik ayrılıkçı girişimlerin bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturduğu ifade edilmektedir. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve gayrimeşru oldu bittiler oluşturmaya yönelik milli güvenliğimize tehlike oluşturan her türlü eylemlere karşı uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir. Söz konusu olan Türkiye'nin güvenliği hak ve menfaatleriyle bölgemizin huzur, barış ve güvenliğidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin, Türk devletinin ve Türk vatanının kardeşlik hukukunun kutsal bir emanet olarak savunulmasını şart görmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve milli hak ve menfaatlerin korunması ilkesiyle hareket etmiştir. İkinci husus, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgede yaşanan kargaşa ve çatışmaların sona erdirilmesidir. Sorunların çözümü için bölge ülkeleriyle birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Diğer önemli bir husus da yaşanan çatışmaların yol açtığı insani dramı sona erdirmek, evini, yurdunu terk edip mülteci konumuna düşen insanların kendi vatanlarında rahat ve huzur içinde yaşamalarını temin etmektir. Bize göre PKK, PYD, DAEŞ küresel projelerin taşeronu terör örgütleridir. Hepsi Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmektedir. Tehdit doğrudan Türk milletine yöneliktir. Türkiye sınırlarımız boyunca sahnelenen fitne kampanyasına karşı tüm milli güç unsurlarıyla göğüs germelidir. Değerli milletvekilleri, Irak'ın işgali sonrasında ülkenin etnik ve mezhep olarak parçalara ayrılma projesinin bir benzeri 2011 yılından bu yana Suriye'de sahnelenmektedir. Bugün komşumuz olan iki ülke bölünmenin eşiğine gelmiştir. Suriye ve Irak'ta yaşanan bu iç savaşlar sadece kendilerini değil çevresindeki bütün komşu ülkeleri de derinden etkilemektedir. Suriye'de milyonlarca insan yerinden yurdundan olmuş, Türkiye 3 milyonu aşkın mülteciyi kabul etmiş, Suriye'nin toprak bütünlüğü ciddi zarar görmüş ve Suriye toprakları DAEŞ, PKK, PYD, rejim ve ÖSO tarafından paylaşılmaya çalışılmaktadır. Irak özel bölgelere ayrılmış, her gün etnik ve mezhebi çatışmaların yaşandığı bir ülke haline gelmiş, Irak neredeyse yok olmanın eşiğine yaklaşmıştır. Irak'ın kuzeyi Barzani tarafından yönetilirken Musul, Kerkük ve Tuz Hurmat'ta yaşayan Türkmenler adeta yok edilme sürecine getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD-YPG'ye açılan kulvar sınırlarımız açısından büyük bir güvenlik ve beka tehdidi haline gelmiştir. Suriye'deki iç savaş büyük bir hızla etnik ve mezhebi çatışmalara dönüşmüştür. Suriye, PYD-DAEŞ gibi terör örgütleriyle rejim arasındaki kavgada yine olan masum Suriye halkına ve Humus'ta, Halep'te, Türkmen Dağı'ndaki Türkmenlere olmuştur. Suriye'de DAEŞ'la mücadele ettiğini söyleyen koalisyon güçleri PYD ile müttefik olmuş, her türlü silah yardım yaparak PYD'nin bölgede palazlanmasına yol açmıştır. Perde önünde kendilerini bizimle müttefik gibi gösteren bazı ülkeler güneyimizdeki terör örgütlerinin hamisi, tedarikçisi konumundadır. Türkiye'ye parasıyla silah vermeyen
sözde dost ve müttefiklerimiz teröristlere son teknoloji silahları bedavaya hibe etmektedir. ABD'nin YPG'ye yani PKK'ya vermiş olduğu silah ve mühimmat desteği milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte bu tezkere sadece terör örgütlerine karşı değil, terör örgütlerini destekleyen, onları besleyen, semirten ülkelere karşı da Türk milletinin Gazi Meclis'ten yüksek bir uyarısı olacaktır. Yaşananlar gösteriyor ki Orta Doğu'da kendi göbeğimizi kendi elimizle kesmemiz gerekmektedir. İşte bu tezkerenin bir boyutu da bu şekilde değerlendirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllardır ısrarla üzerine basarak yaptığımız uyarılar Orta Doğu'daki bu kirli ilişkilere yöneliktir. 6 Ağustos 2012 tarihinde Orta Doğu'da yeni devletler kurmak isteyen çevrelere silah ve terör baranlarına karşı uyarılarda bulunarak ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i, doğu ucu Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir önerisinde bulunmuştuk. 26 Şubat 2013 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki gayrimeşru yapılanmanın devlet statüsüne kavuşması için emperyal güçlerin durmaksızın çalıştıklarını ifade ettik. Bu görüşlerimiz hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 24 Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat Kalkanı harekatını başlatmıştır. Suriye sınırımıza yönelik bu operasyon 30 Mart 2017 tarihinde başarıyla tamamlanmış, ülkemize Türkiye'nin kuzeyinden gelecek saldırılara yönelik önlemler bir nebze olsun alınmıştır. Ancak bilindiği üzere Türkiye'nin güney sınırı güvenliği ve bekasına yönelik tehdit sadece Suriye'nin kuzeyinden gelmemektedir. Sevr hayalini gerçekleştirmek isteyenler Irak'ın kuzeyinde Peşmerge başı Barzani ile 100 yıllık oyunu yeniden sahnelemektedir. 25 Eylül'de yapılmak istenen korsan bağımsızlık referandum girişimi emperyalistlerin sev rüyasını yeniden hortlatmaktadır. Bu aslında 100 yıllık bir hesaplaşmadır. Bu tezkerenin en önemli yanı da budur. Bu tezkere sadece güney sınırlarımızdaki tehlikeye değil, Türkiye düşmanı bütün güçlere karşı yüksek sesle bir karşı duruş olacaktır. Bugün buradan ülkemizin bekasını ve bütünlüğünü tehdit eden 25 Eylül 2017 tarihli korsan referandum girişimine karşı güçlü ve kararlı bir ses çıkacaktır. Gayrimeşru ve kabul edilemez bu korsan referandum iş işten geçmeden iptal edilmelidir. Barzani'nin 7 Haziran'da bağımsızlığa giden yolun önünü açacak 25 Eylül'de referandum yapacağız dediği andan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak referanduma izin verilemeyeceğini, Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasının en ağır yankısının Türkiye'de hissedileceğini, referandum ateşiyle oynayanların kendilerinin yanacağını ifade ettik. İşte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tezkereyle Ankara'dan Erbil'e ateşle oynama, yanarsın mesajı verilmektedir. Bu tezkere Türk milletinin milli gücünü sonuna kadar kullanacağının kararlılık ifadesidir. Biz bu tezkereyle bir gece ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı, Türkiye'nin bekası için her şeyi göze alabileceğimizi kesin bir şekilde söylüyoruz. Açıkça ifade ediyoruz ki Irak ve Suriye'de yaşayan Türkmen varlığı hiçbir şekilde oldu bittiye getirilerek bastırılamaz, horlanamaz, topraklarından ve yurtlarından sökülüp atılamaz. Soydaşlarımızın hayat alanlarına göz diken, referandum yoluyla daha önce başlattıkları etnik tasfiyenin çıtasını yükseltmeyi amaçlayanlar, Türk milletinin sabrını daha fazla zorlamaktan vazgeçmelidirler.
Bu provokasyon miadı dolmuş Barzani'nin hayrına olmayacaktır. Rüzgar eken fırtına biçecektir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gayrimeşru ve düşmanca her hamleyi Türkiye korkusuzca kesmeli, sınırlarımız tüm imkanlarımız kullanılarak emniyete alınmalıdır. Artık başka yol kalmamıştır. Biz biliyoruz ki eğer ki milli bekamıza yönelmiş tehditler odağında yok edilmezse yurdumuzu savunma güçlükleri peyderpey karşımıza çıkacaktır. Ankara güvende olacaksa, Diyarbakır huzur içinde kalacaksa, Kerkük'ün, Musul'un, Halep'in dirlik içinde olması tarih ve jeopolitiğin bize uyarısıdır. Misak-ı Milli sınırları içerisinde Kerkük ve Musul'un statüsü, Türkiye-Irak sınırının nasıl belirleneceği Lozan Anlaşması'nın 3. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu madde hükmünün gereği olarak yapılan ve Lozan'ın tamamlayıcısı niteliğindeki bir belge olan 5 Haziran 1926 tarihli İyi Komşuluk Anlaşması'yla Irak'ın statüsü tespit edilmiştir. Aynı anlaşmada bu topraklar üzerinde ilhak, istiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında esas kabul edilen veya edilecek olan bütün kararlar konusunda Türkiye'nin söz hakkına sahip olacağı saklı tutulmuştur. Ayrıca Irak'la 1946 yılında yapılan dostluk ve işbirliği anlaşması ve 1983 yılındaki sınır güvenliği anlaşmasıyla Birleşmiş Milletler'in üye ülkelerinin sınırlarının bölünemezliği ilkesi Türkiye'nin tezlerindeki haklılığını ortaya koyan hukuki altyapıyı kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle Barzani'nin Türkmen kentlerini de kapsayan korsan referandum hazırlığının tarihten ve hukuktan gelen haklarımız doğrultusunda sonuna kadar karşısındayız. Bu referandum sinsi bir ön çalışma, karanlık bir öncü hamledir. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin, bütün bölge insanlarının ve bu coğrafyanın tamamen aleyhinedir. Bu korsan referandum gayrimeşrudur, kabul edilemez. Vahim sonuçlara gebe bir girişimdir. Türkiye'ye doğrudan tehdittir. Türkiye'nin uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan hakları yerinde ve güçlüdür. Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyeti bekasını yakından tehdit eden, egemenlik haklarını doğrudan hedef alan, varlık ve birliğini riske sokan her türlü eylem, hazırlık, kurgu, tertip, teşebbüs ve mütecaviz emellere karşı meşru müdafaa ve müdahale hakkını kullanmakla mükelleftir. Türkiye'ye hiçbir güç yön veremez. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse parmak sallayamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız. Değerli milletvekilleri, ne zaman devletimizin egemenliği, milletimizin geleceği tehdit ve tehlike altına girme riskiyle karşı karşıya kalmışsa, Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadeleyi yapacak devlet kurumlarına desteğini vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Çünkü ülkemize bir saldırı ihtimali varsa, terör örgütleri tarafından milli güvenliğimiz tehdit altındaysa, tüm imkanlarımızla buna karşı koymak her şeyden önce bir vatan savunmasıdır, milli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak hükümet tezkeresine kabul oyu vereceğimizi ifade ediyor. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Akçay. Gruplar adına ikinci söz, Halkların Demokrasi.